Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nda 14. günün ikinci dersindeyiz. Ne yapıyoruz? Çok güzel şeyler. Dairede alanla ilgili bir de dairenin çevresiyle ilgili çok güzel şeyler öğreneceksiniz bu dersimizde. Ya hocam ilk ders öğrettiniz zaten ama burada yeni nesil soru. Hatta böyle farklı çözüm yöntemleri dediğimiz şeyler. Ya soruları görünce göreceksin zaten. Gerçekten ufkun açılacak şeyler sorularla karşılaşacaksın çözüm yöntemi böyle farklı bakış açısıyla bir çözüm yöntemleri de göreceksin biraz sonra. Az sabret sabret beraber göreceğiz. He şunu da tavsiyesin vereyim soruları sen çözeceksin ya çözdüğün sorularda böyle uzun oldu hocam dediğin acaba Kenan Hoca farklı bir yoldan çözebilir mi dediğin sorulara da gel mutlaka bu konuda mutlaka mutlaka bak tamam. Evet kitabımızda sayfa numarası nereden başlıyoruz bu dersimizde 14. gün 2. videosunda. Sayfanın numarası 129'dan başlıyoruz. 129, 130 ve 131'i çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. 19. soruda kalmıştık. 15 cm uzunluğundaki bir tel K ve L noktalarından bükülüp şöyle bükülüp ne olmuş? Şöyle bir dilim oluşturmuş. Arkadaş bu dilimde şu telden bu oluşturulmuş ya K ve L'ye böyle uçuca birleştirmiş sonra burada bir daire dilim yapılmış ya. Buradakilerin toplamı ne olacak? Böyle 15 eşit olacak. E bunu kullanacağız. Bunun yarı çapı R. Bunun yarı çapı R. E o zaman burası da 2 pi R. 120 bölü 360 değil mi? Evet. Söyle sadeleştirdiğim zaman burası 3 yaptı. 2 pi R bölü 3 yaptı burası da. 2 pi R bölü 3 yaptı. Yani sen 2 R ile 2 pi R bölü 3'ü toplayacaksın. Bu da kaça eşit olacak? 15'e eşit olacak. Hadi bakalım. Burada R parantezini alsak. Yo. 3 6R artı e, ee, şu, bununla bunu çarpma. 2 pi r bölü 3 eşittir 15 ya. E hocam 3 de buraya çarpınca direkt 45 yapar. Bölü 3 de gitsin böyle. E o zaman buradan r parantezine aldığımızda olay bir çekir. R parantezine aldığımızda şurada r parantezine aldığında 6 artı 2 pi kalıyor ya. Şu 6 artı 2 pi'yi de öbür taraf atalım. O zaman ne oluyor bu? R 45 bölü 6 artı 2 pi mi yapıyor? Evet. Yani cevap balık yaptı. Daire dilimi yarı çapı nedir diye soruluyor bize. Cevap balık isir. Geldi örnek 20'ye. Çok güzel bir soru. Lütfen ama lütfen bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. Beni mutlaka dinle. Büyük ihtimal beni çözdüğün teknikle çözmemişsindir. O yüzden mutlaka beni dinlemeni tavsiye ediyorum. Şekil 1'de yarı çapı 6 cm olan ön yüzü kırmızı, arka yüzü sarı boyalı bir karton. Şöyle katlanmış. Katlama gördüğümüz zaman ne yapıyoruz gençler? Hop eski halinden eser yok şimdi deyip böyle geriye doğru açıyoruz. Buradaki alan burada kalan ya da şuraya sarı alan diyelim sarı alan burası da kırmızı alan. Peki bu karton bu, bu şekilde gösterilmiş. Buna göre şekil 2'deki kırmızı renkli bölge ile sarı renkli bölgenin alanları farkı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bizden ne isteniyor? Kırmızı eksi sarı isteniyor. Ya hocam ben kırmızıyı bulabilir miyim? Bulabilirim. Hatta şekil 1'i de göstereyim. Bak şimdi. Kırmızıyı bulabiliriz. Bir katlama yapıldı ya hocam bu buraya geldi mi? Geldi bu katlamadan dolayı bu buraya geldi mi geldi. Şunlar birbirine eşit olacak. Katlamadan dolayı simetri aldı ya 90-90. Hatta burada hop en etki silahımı yarı çap. Burası 2R. Yani buraya A dersem burası 2 A. Hocam burası da 2 A. 90'ın karşısı 2 A. 30'un karşısı A'dır. E 60'ı karşısı yaptı burası. E o zaman burası da 60 yaptı. Ben buradaki S alanını bulabilir miyim? Bulabilirim. Şu büyük dilimden 120'lik dilim bak 120'lik dilim yaptı burası. 120'lik dilimden üçgenin alan çıkartarak S'yi bulurum. S'yi de bulduktan sonra tüm alandan bir tane S'yi çıkartıp K'yi bulurum. Sonra da K'yi de bulduktan sonra yok. Tüm alandan iki tane S'yi çıkartarak K'yi bulurum. K'yi de bulduktan sonra da KXS'ye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Tamam. Ama cevaba dikkat et. 9P, 9 pi, 9 kök 3, 27 kök 3, 12 pi ve 18 pi. Böyle bla 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 dediğinizde cevap da böyle bla diye gelmişse ne yapacaksın? O zaman çok kolay bir yolu vardır hocam bunun diye düşüneceksin. O zaman düşünelim arkadaş. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Şimdi burada dairenin alanı kırmızı burası, sarı burası, sarı burası değil mi? Yani katlamadan dolayı. Dairenin alanı ne? Hocam dairenin alanı kırmızı artı iki sarı değil mi? Tamam düşün böyle. Ben neyi elde etmeye çalışacağım? Kırmızı artı sarıyı elde etmeye çalışacağım. O zaman düşünelim. Kırmızı artı sarıyı bulurken ne yapmam lazım? Dairenin alanından yani kırmızı artı 2S'den neyi çıkartmam lazım? Kırmızı artı 2S'den neyi çıkartmam lazım? 3S'yi çıkartmam lazım. He. Yani bak kırmızı artı 2S'den 3S'yi çıkartırsam kırmızı artı S geliyor. Yani bu aslında ne? Daire. Yani biz kırmızı artı S'yi bulmak için dairenin alanından 3S'yi çıkartacağız. Tamam. Şimdi gelelim ilk şeyle yorumlayalım. Bak dikkatli dinle kırmızının alanından 3 tane yani dairenin alanından 3 tane sayı şey çıkartacağım. Ve arkadaş biz burayı 120 derece olarak da bulduk mu? Bulduk. Böyle 120 derece bulduk burayı. Şimdi altı sayı yarıçapı da 6 santimetre olan diyor. Ya 120'yi nasıl bulduk? Şu katlamadan dolayı. Şurada göstereyim istersen tekrar. Ee, yarı yarıçap 6 diye ya, hocam burası 3 3 burası 90 ya yarıçap 6. E 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3'tür. Burası 60 yaptı. E hocam aynı şekilde burası da 60 yaptı. Burası da kaç derece yaptı? 120 derece yaptı. Bunu 120 bulduk. Evet 120 derece burası. Ve burası da S sarı alan olduğunu biliyoruz. Şimdi ben dairenin alanından 3 tane S çıkartacağım. Hocam 120'lik yay S ya. Bir de burada 120'lik yay yapalım. Yapalım mı? Yapalım 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 yapalım. Al sana 120'lik yay. Hocam 120'lik yay. E burası da S. E 3 S çıkartacağım. Dairenin alanından 3 S çıkartacağım. E buraya da 120 kaldı. E hocam burada da o zaman şunu şöyle çizersem bu da 120'lik yay. Bu da S yaptı. Hatta burada 120, 120, 120 ay. Hatta bu bak çevre açı, çevre açı, çevre açıdan 60'ar derece yaptı. Eşkenar üçgen yaptı. He. Sen dairenin alanından 3 tane S'yi çıkartırsan elinde ne kalıyor? Hocam şu üçgenin alanı kalıyor. Yani bu eşkenar üçgen yaptı arkadaşım. Eşkenar üçgenin alanına eşit oldu bu. Dairenin alanından 3 tane S'yi çıkarttım. Eşkenar üçgen alanı yaptı. Eşkenar üçgenin alanı içinde bir kenarı bulmam lazım benim. Şimdi yarı çap kaçtı? 6 idi. Al sana yarı çap 6. Al sana yarı çap 6. Burası da 120 ya. E burada 30 30 120 üçgen çıktı. 30 30 120 üçgeninden dolayı 6 6 ise burası da 6 köküç oldu. Bir kenarı 6 köküç olan eşkenar üçgenin alanı isteniyor. Yani 6 köküçün karesi köküç bölü 4 bana sonucu verecektir. Burası 36 çarpı 3 çarpı köküç bölü 4. Şu şu gitti. 9 3 kere 9 27 köküç mü yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 27 köküç yaptı. Mükemmel bir soru. Diğer türlü sarı alanı da bulurdun. Sonra tüm dairenin alanından iki tane sarıyı çıkartıp kırmızıyı da bulurdun. Sonra kırmızı eksi de bulurdun. Ama ne yaptık biz? Hocam kırmızı eksi ulaşmak istiyoruz. Dairenin alanı kırmızı artı dairenin alanına baktığımız zaman kırmızı artı 2s ya. Kırmızı artı 2s'ten ben 3s'i çıkartırsam yani dairenin alanından 3s'i çıkartırsam e, istenileni kırmızı artı s'yi elde ederiz dedik. E sonra o da eşkenar üçgen eşken yaptı. Gerçekten çok da güzel bir şey çıktı. Mükemmel. Bak ufkunu açan bir soru. Dikkat et özellikle böyle şıklar sana bazen doğru yolu gösterecek. Ya uzun yoldan gidiyorsun biraz kısa yoldan git demek. Yani kafayı çalıştır demek anlamına da geliyor. O zaman şöyle bir durup kafayı çalıştır. Tamam. Ufkunu açar bunlar. Evet geldik örnek 21'e. Bu arada cevabı işaretledik mi işaretledik. Cevap cevan oldu. Geldik 21'e. Arkadaş yukarıda A, B, C merkezli. Bak merkezleri aynı. Ee, şu ABC merkezde verilmiş ya merkezler yay üzerinde verilmiş merkezler yay üzerinde verilmiş E ne yapacağız? En etkili silah yarıçap, yarıçap. Hocam bu kırmızı çizgi bu da yarıçap, bu da kırmızı çizgi, bu da yarıçap. Bak A merkezinin yarıçapı çizgi, A merkezinin yarıçapı çizgi. E, hocam bu B merkezinin yarıçapı da çizgi. Bak burası da B merkezinin yarıçapı da çizgi oldu. E o zaman yarıçapları çizmeye devam edelim. Hocam bu da A merkezinin yarıçapı çizgi. Aynı şekilde bak bu da A merkezinin yarıçapı hocam C merkezinin yarı çapı da çizgi. Bak bu da C merkezinin yarı çapı. Bak bu da C merkezinin yarı çapı. Oo, neler çıktı burada? Çizgi 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 çizgi. Alan taşıma. Garip alanlar olduğu zaman zaten böyle çizimler yapın. Alan taşıma yaparsınız büyük ihtimalle. Alan taşıma dediğimiz. Ne yaparız burada? Ne, yap ne yaparız burada? Valla bir tane alanı iptal edip bir yere taşıyabilirsin. Mesela şu çizgilik alanı iptal et. Şuraya taşı. Aa hocam ne oldu burada? Şu 60'lık dilim oldu. Bak tarallı alan artı şu 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 alan 60'lık dilim yaptı. E hocam burada da bunu iptal edip şuraya taşı. E o zaman burada da ne oldu? Bak burada da 60'lık dilim oldu. Burada da 60'lık dilim oldu. Yani iki tane 60'lık dilim olmuş oldu o zaman burada. Yarı çapları da kaç? Eee, bu arada oluşan üçgenin alanı. ABC'nin ABC'nin birleştirmesiyle oluşan üçgenin alanı bir kenara aken A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgen ya 9 kök 3 olarak verilmiş. Kök işler sadeleşti. 4 kere 9 36'dan. A buradan 6 geldi. O zaman 60'lık 2 tane dilim diyeceğiz. Ee, o zaman 2 tane 60'lık dilim. Pi R kare 60 bölü 360'dan 60'lık dilimden 2 tane dedik. Olay bitti. Sıfırlar gitti. 36'lar gitti. 6 pi bir de 2 ile çarptın. 12 pi yapar cevap. Evet alan taşıma ile ilgili güzel bir soru ÖSYM bunun benzerini daha öncesi de bize sordu haberiniz olsun. Örnek 21 Denizli geldi. örnek 22'ye. Şekil 1'de O merkezli 9 cm yarı çaplı bir daireye AB eşittir 12 pi olan bir ip çember etrafına böyle sarılıyor. Yani bu yayın uzunluğu 12 pi diyor sana. Değil mi? Çaktırmadan onu söylemiş. 12 pi'ymiş burası. E olsun bakalım burası 12 pi. Bir de yazabilsek. 12 pyi yazdık. Hocam ya uzunluğu belli ya. O zaman ya uzunluğuna ait ne oluşturacağız? Dilim merkez açı oluşturacağız. a sana merkez açı. Yani şurası. Şu 2 pi r alfa bölü 360 Yarı çap da zaten 9'muş. 9. Dokuz. Alfa bölü 360 neye eşit? 12 pi'ye eşit. E o zaman buradan pi'ler sadeleşti. Hocam 9 ile 360 sadeleşse 40. Bu bu sadeleşse 20. 20 ile bunu çarptığın zaman 240. Alfayı böylelikle 240 mu buluruz? Evet. A alfa 240 ise burası 120 derece çıkar. Hocam bu yarı çap 9. Bu da 9. 30 30 120 üçgen çıktı. O zaman burası da 9 köküç oldu mu? Oldu. Evet örnek 22. E oldu. Geldik örnek 23'e. Şekilde yarı çapı 15 cm olan daire biçimdeki bir karton verilmiştir. 15. Yarı çapı 15. Tamam. Şimdi bu böyle hop böyle 9 cm ve 12 cm uzaklıkta kesilmiş böyle. Şu ortadaki parça çıkartılmış. Şöyle bir şekil oluşmuş. Buna göre oluşan iki şeklin çevreleri farkı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bir kere şurada ben şu yorumlamayı yapabilirim. Hocam en güzel ek çizim yarıçap, yarıçap 15 ya. 15. Şu merkezden kirişe dik çizilmiş iki eş parçaya böler bir kere. Şurayı iki eş parçaya. Burası da iki eş parçaya bölüyor bu bölüyor. Şimdi 9 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgenden buraya 12 buluruz. Sonra burada da ne yapabiliriz arkadaşım? Burada da hop şu. Hocam burada da bu yarıçap 15 ya. Bu yarıçap 15 olduğundan e, 12 olduğundan 9 12 15'ten burası da 9 mu oldu? Evet. 9 12 15 üçgenden 9 çıktı. Hmm. Hocam bu da 9 12 15, bu da 9 12 15. E, kenarları aynı. Bunlar aynı üçgen değil mi? Bu alfa beta diyecek olursam Hocam alfa beta 90. Alfa'yı gören 9. Ee, burada da 9 alfa'yı gören 9 derece değil midir? Evet. E ee, ya 9 yani 9'u gören alfa derecedir daha doğrusu pardon. Alfa burası da beta mı oldu? Evet. Şimdi güzel bir şey çıktı buradan. Benden ne isteniyordu? Çevreleri farkı isteniyordu. Şunların çevreleri farkı. Bu arada burası 9 burası da 9 oldu. Yani burası da 12 12 24 oldu. Burası da 9 9 18 oldu. Ee, bana ne lazım? Bu yayların uzunlukları lazım. Bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu. Çünkü oluşan iki şeklin e, çevreleri farkını bulurken bu yayları bulmam lazım. Bu yaylar için oradaki merkez açılar lazım bana. Hocam şuradaki merkez açı lazım bana burada. Şu merkez açı lazım bana burada. Ee, ben burada açıyı bulabilir miyim? Bulurum. Niye? Çünkü dikkat hop şöyle yapınca Hocam x kenar ya. X kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Burası beta iken burası da beta olacak. Burası 2 beta oldu. Hocam burası 2 beta oldu. Şu açı 2 beta. O zaman buraya 360 eksi 2 beta kaldı. O zaman yay uzunluğunu bulurken işime yarayacak. E sonra hocam bir de bana şuradaki yayı bulmam için buradaki açı lazım. Şuradaki açı lazım. Buradaki açı var mı? Var tabii ki. Buradaki açı da nedir? Bak dikkat et şuraya. Şuraya dikkat et. Hop şunu şöyle çizersem. Hocam burası alfa ya. Dik tabanı kes parça bildi. Maviler de ikizkenar kenar. Alfa burası da alfa yapacak. Yani burası da iki alfa oldu. Şurası da 2 alfa oldu. Tamam. Yarı çapta 15. Şimdi yazalım mı? Şimdi bir kere elimizde ipin uzunluğunda ne var? İpin ya şey çevreleri farkı. Çevreleri farkı. Birinci çevrede ne var? Hocam birinci çevrede 24 artı şu yarı çapı 15 olan. Hocam 2 pi 15 çarpı Alfa bölü 360 yani 360 eksi 2 beta bölü 360 değil mi? Evet. Sonra diğer çevremiz eksi şunun çevresi. Bunun çevresi ne olacak? 18 artı bu yay 2 pi r r'si 15 açımızda 2 alfa bölü 360 değil mi? Evet. Hadi bakalım işlemimizi yapalım. 24'ten direkt 18 çıkınca 6 kalıyor zaten. Burada bir 6'yı yazalım. Sonra burada artı e, sadeleştirmeyi yapsak mı yapmasak mı? Tamam şurada 2 pi 15 parantezini alabilirim. 2 pi 15 parantezini alabilirim. Şurada 2 pi 15 parantezini aldığım zaman. 2 pi 15 parantezini aldığım zaman. Şu eksiği de dağıtacağım. Burası eksi olacak. Burada bir de bölü 360 parantezine de alabiliriz. Bölü 360 parantezine alabiliriz. Burada ne kaldı? 360 eksi 2 peta kaldı. Hocam 360 eksi bir eksi. Burada da ne kaldı? 2 alfa mı kaldı? Eksi 2 alfa kaldı. Süper. Şimdi dostlar burada alfa ile beta ile ilgili bir şey çıktı mı? Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece değil mi? Evet. E o zaman alfa ile beta toplamı 90 ise. Bak burası nedir? E, şurası eksi 2 alfa eksi 2 beta. Yani eksi 2 parantezini aldığın zaman alfa artı beta değil mi? Hocam burası 90. O zaman burası kaç yaptı? Hocam 90 180 yaptı. E 360 eksi 180'den burası da 180 yapıyor. Hocam burası 180 yaptı. Bak 180 yaptı burası. 180 ile 360 sadeleşince burada 2 kaldı. Hocam bu 2 ile de bu 2 gitti. O zaman buradan ne geliyor elimize? 6 burada 15 pi burada. 6 artı 15 pi mi yaptı cevap? Evet güzel bir soru. Yani 15 pi artı 6'ya eşit oldu. Bak burada işin mantığı nerede bitti? Hocam bu ya uzunluğu lazım açı lazım dedik. Bu açıyı bu şekilde bulduk. Şuradaki kırmızı açının tamamının 2 beta olduğunu söyledik ya. 2 beta Şurası da 368 2 metre yaptı. Burası da 2 halife yaptı. da işlem yapınca kendiliğinden cevap geldi mi geldi. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yıldızı hak eden bir soru. Lütfen yıldızlayın. Örnek 23. Cevap ne çıktı? Akçay oldu. Geldik örnek 24'e. ABC'de dikdörtgen içinden şöyle bir dikdörtgen parçası çıkartılmış. Ve uzunluklar verilmiş. Sonra bir daire var burada. Bu daireyi böyle burada tam tur attırıp eski haline geri getireceğiz diyor. Buna göre merkezinin aldığı yol. Çemberin merkezinin aldığı yol nedir diye soruluyor bize. Hadi bakalım şimdi şu merkezin aldığı yola gidelim. Şimdi bizim çember böyle gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. En son buraya geldi mi geldi. Ta buradaki sivri noktaya geldi. Sonra ne olacak? Sivri noktadan sonra bak buradan sonra hop şöyle mi gelecek buraya? Evet ama böyle gelirken bir şeyler olacak. O bir şeyleri biraz sonra biz kendimiz senle tasarlarız. Sonra devam edelim. Ondan sonra bu köşeye gelecek. Köşeleri böyle şey yapalım gösterelim. Şu köşeye şu şekilde gelecek değil mi? Sonra buradan devam edecek. Şuraya şuraya devam edecek. Tam buraya gelecek. Sonra buradan sonra böyle buraya gelecek değil mi? Hemen tüm köşelerde şu şekilde ayrı ayrı bütün daireleri göstereyim sana. Hop şöyle hop şöyle koy bakalım. Şuraya da koyayım. Ondan sonra buraya da koyayım. Az kaldı az kaldı az kaldı. Şuraya da koyayım. Köşelere koyuyorum. Hocam tabu bu köşeye gelecek. Sonra dönecek. Öbür tarafa gelecek. Hocam sonra buraya da koydum. Devam ediyorum. Şuraya da koyduk en son. Şu tam teğet olduğu nokta burası. Sonra tam teğet olduğu nokta burası. En son buraya geliyor. Ve buradan sonra da dönüyor. Ne yapıyor? İşte tam şuraya denk geliyor arkadaşlar. Tamam. Burada şimdi merkezin aldığı yola bakalım. Arkadaşlar birinde merkez buradayken buraya geldi. Yani bizim merkezin aldığı yol merkez teğet. Şurası değil mi? Evet. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikten 8 birim oluyor oraları. Şunlar kafamızı karıştırmasın diye siliyorum. Ta şuradan şuraya. 8 birim yol aldı değil mi? Evet buradan buraya 8 birim yol aldı arkadaş. Ondan sonra merkez bir an buraya geldi. E buraya nasıl geldi? Dikkat et. Burada da şöyle bir şey oldu. Yarı çap 2 değil mi? 2. Şu yarı çap 2. Bu yarı çap da 2. Arkadaş burada daire ne oldu aslında? merkeze giderken şöyle bir dönüş yapmadı mı? Yani senin çemberin bak şöyleyken şu bak 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 şu şöyleyken hop şöyle bir dönüş yaptı. Merkeze bak ne oluyor? Şöyle bir dönüş yapmış oluyor. Yani şu nokta etrafında dönmüş oluyor. Nerede? Şuradaki nokta etrafında bak şurası. Bu nokta etrafında burası dönmüş oluyor sadece. O zaman burada bir çeyrek bir yay yaptı. Ondan sonra gelelim şuraya. Buradan buraya gelene kadar hop şöyle merkez teğet çektik yapalım. Şurada da merkez teğet çektik yapalım. Yarı çap 2 birim 2 birim. Tamam 6 birimdi. Buraya 4 birim kaldı. O zaman buradaki uzunluk 4 yaptı. Şimdi merkezin aldığı yol. Bir 8 burada bir 4 burada. Bir de burada bir çeyrek daire var unutma. Sonra devam edelim. Şurada da merkezin aldığı yol buraya geliyor. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam 2 birim 2 burada. 2 buradan kayıp 2 buradan kayıp. O zaman buraya 6 kaldı 6. Merkezin aldığı yol 6. Devam ediyoruz. Hocam burada da merkezimiz buraya kadar geliyor. E, merkez teğet çektik yapınca e, şurası 6 birimdi. O zaman buraya 4 birim kaldı. Merkezin aldığı yol 4 yaptı. Sonra merkez buraya geldi. Burada merkezi nasıl yol alıyor? Hop şöyle bir çeyrek daire şeklinde yol almıyor mu? Evet. Çeyrek daire şeklinde. Sonra devam ediyor buraya kadar. Burası 8 birim zaten. Sonra buradan çeyrek daire şeklinde gidecek. Sonra buradan şuraya gelecek. Buraya kadar 12 Burası da 12 birim. Gittiği yollar 12 birim, çeyrek daire 12 birim. Sonra buradan bir çeyrek daire daha gidecek şöyle. Sonra buradan şu kadarlık mesafe gidecek. Bu da kaç yapıyor? 8 10 18 26 yapıyor burası da. Sonra buradan da şöyle bir yol gidiyor. Buradan da böyle bir yol gidiyor. Sonra buradan da bir çeyrek daire gidiyor. Hadi bunları hesaplayalım arkadaş. Haydi haydi haydi. Hocam şurada ne var? 8 var, 4 var, 6 var, 4 var, 8 var. 10, 12, 20, 30 yaptı. Yukarısı 30 yaptı. Elimde bir 30 var. Sonra hocam burada 12 var. Sonra burada 26 var. Burada da 12 var. Değil mi? Gittiği yollarda. Şu yolları gidiyor ya şöyle. Evet hocam. 12, 26, 12, 12, 12, 24, 26 daha 40. Bir dakika. 12, 12, 24, 26 daha 50 yaptı. Hocam sayılar 50 yaptı. Ee, bir de 50 var. 50'yi de hesapladık. Artı bir de ne var? Hocam şurada Böyle giderken bak dikkat et burada bir çeyrek bir yay var arkadaş. Çeyrek yay. Hocam sonra burada bir çeyrek yay var. Burada çeyrek yay yok. Burada şu şekilde gidiyor. Şurada bir çeyrek yay var. Burada bir çeyrek yay var. Burada bir çeyrek yay var. Burada bir çeyrek yay var. Burada, bir yay var. burada da bir çeyrek yay var. O zaman topluca kaç tane çeyrek bir yay yapıyor buradaki dönüşlerde? Bak köşelerdeki dönüşlerde sivri olan yerlerde. Hocam tam burada yapmıyor yalnız. Burada geldi dönmeden devam ediyor burada tam böyle tam köşe sivri yerlerde yapıyor. Yani 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada, 6 tane de çeyrek yay yani yok mu? 6 tane de çeyrek yay. Yani. Yarı çapı da 2 birim değil mi? Evet. Yani 2 pi r bölü 4 yapacak. O zaman şunlar şunlar sadeleşti. Işte. 80 artı 6 pi mi yaptı cevap? Evet. Bir an yok diye korktum valla. Cevap balıkesir yapar arkadaşlar. Ya çıkar mı çıkar. Bu kadar köşelisi çıkmaz da belki hani şuraya kadarki gitme yolu belki sorulabilir ama biz burada bütün yolları seninle incelemiş olduk arkadaşım. Önemli olan burada sana bir şeyler öğretebilmek değil mi? Bu kadar detaylısı da çıkar mı çıkar belli de olmaz valla. Evet köşelerde nasıl hareket ediyoruz? Tam bu gibi bak şu çember köşeye değdiği zaman nasıl hareket ediyoruz? Merkez şu şekilde yol ediyor. Ama burada çember şu köşeye değmiyor. Dikkat et teğet oluyor. O yüzden burada böyle düz bir şekilde gidiyor. Buna da dikkat et lütfen. Tamam. Evet örnek 24. Balıkesir. Geldik örnek 25'e. Şekil 1'deki 4 yarım daireyi çevreleyen bir ip. Şekil 2'de de dairenin çevresi tam olarak sarmaktadır. Evet. Şunu çevreleyen bir ip. Bunu tam olarak sarmaktaymış. E A ve B için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaş öncelikle şu bilgiye vakıf olmak lazım. Şu bilgiyi bilmek lazım. Şimdi biz daha öncesinde şöyle bir şey göstermiştik sana. Bak 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 konu anlatımında. Ben bunu özel olarak söylemiştim size ya. Ya hocam şöyle 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 istediğin kadar büyüklükte olsun şöyle bir şey varsa. Hop bunların hepsinin toplamı ne yapıyordu? Şu yay yapmıyor muydu? Evet hatta bu aynı zamanda şu yay yapmıyor muydu? Yapıyordu. Yani şu çaplı bak şu çaplı toplamları bu olduğunda böyle yarım yaylar verdiğiniz zaman şu çaplı yarım yaya eşit oluyordu bunların toplamı. Değil mi? İspatını da yapmışsak ispatı sen de burada yapabilirsin. Ya da direkt şuna eşit olacak hocam diyebilirsin. E o zaman şu ikisinin toplamı bak 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 bak. Şu ikisinin toplamı ne yapacak? Hocam şu AB çaplı bir yarım yaya eşit olacak. Peki hocam alttakiler ne olacak? Alttaki maviler toplamı da işte yine aynı şekilde bu çaplı bir yayım yayım yaya yayım yaya eşit olacak. Yarım yaya eşit olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ve olay bitiyor o zaman. Tamam. Şimdi bize AB'yi zaten A vermiş. Dikkat. AB A. O zaman bunun yarı çapına şöyle şey diyelim arkadaşım. Yarı çapı ne olacak? A bölü 2 mi olacak? Aynen öyle. Şu kırmızılar toplamı artı maviler toplamı tam bir daire yapmıyor mu? Evet. Şimdi bunun etrafına böyle sarılan ip şunun etrafına da sarılıyormuş. O zaman bu iplerin uzunlukları birbirine eşit. Yani şu kırmızı artı mavi artı mavi işte bunun çevresine eşit o zaman. Hadi bakalım kırmızı artı mavi şu yarım yay artı mavi yay yani tam bir daire yani 2 pi r a bölü 2 eşit olacak. Bu da B mi verilmişti zaten bize OC'de? Evet OC'de B verilmiş zaten. Hocam bu da bunun çevresi de 2 pi B'ye eşit. Bitti. Şunlar şunlar pi'ler gitti. O zaman buradan A eşit oldu. 2 b eşit oldu. Cevap Akçay oldu. Ya şunu unutmayın. Bak burada işimize yaradı. Ne zaman nerede nasıl karşımıza çıkacağı belli olmuyor. Şöyle şu üçünün toplamı bak şuna eşit oluyor. Ya da şöyle şu ikisinin toplamı bak şuna eşit oluyor. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Bak şu ikisinin toplamı şu üçün toplamı da eşit oluyor. Tabi bunlar yarım yaysa. Tamam güzel bir teknik. Burada bu tekniği sana öğretmiş olduk. Göstermiş olduk. Hatırlatmış olduk. ÖSYM sınavında daha önce böyle bir soru Karşımıza geldi. E bunun daha detaylısıyla da bu şekilde böyle karşımıza gelebilir. Hoş sorulardan biriydi. Evet örnek 25 Akçay oldu. Geldik örnek 26'ya. Aşağıdaki şekilde şöyle bir yarım daire verilmiş. Şöyle bir katlamayı yapılmış. HL'yi de 18 vermiş. Dur bakayım şuraya 18 yazayım. Şu katlamada ne yapıyorsun? Hop eski haline geri getiriyorsun. Tamam eski haline geri getirdik. Şimdi buradaki alan mor alan. Burası da mor alan. Aynı alan mı? Aynı alan. Peki bizden ne isteniyor? Şu üst üste kenarlar işte olacak. Aa iken a, a burası. Bak tam merkeze denk gelmiş. Yarı çapı 2A. E burası da yarı çapı 2A. Toplam 3A'ya 18 vermiş. Hocam 3A 18 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Tamam A yerine 6'yı yazalım. 6 A6, A6 burası da 12 oldu. Yarış uzunluğu 12 oldu. Buna göre katlama sonucunda oluşan turuncu boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Turuncu boyalı bölgenin alanı nasıl bulacağız? Hocam yarım daireden yarımdan neyi çıkartacağız? 2 tane mor alanı çıkartacağız. Bak yarım daireden 2 tane mor alanı çıkarttığın zaman 2 tane m alanı çıkarttığınız zaman olay bitiyor. Sen şöyle yapabilirsin. M alanını bulayım hocam diyebilirsin. M alanını nasıl bulacaksın? Hocam ona ait bir daire dilimi oluşturacaksın. Şu daire dilimin alanından üçgenin alanı çıkartıp M'yi bulur musun? Bulursun. Sonra yarımın alanından da iki tane M'yi çıkartıp bulabilirsin. Ama dur. Bu bildiğimiz yol. Her zaman yaptığımız yol. Bir de ufkunu açacak bir yol göstereyim. Birinci yol sana ait olsun. Ne yap? Yarım daireden iki tane M'yi. İlk önce M'yi bul. Şu dilimin alanından büyük ihtimal Zaten yarı çap 12 ya. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6. Burası 60. 60'lık dilim çıktı. 60'lık dilimin alanından üçgenin alanını 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'yi çıkart. B alanını bul. Sonra yarından 2 myi çıkart. Eyvallah. Şimdi burası M alanı mı kardeşim? M alanı. Hocam ben yarımdan 2 M'yi mi çıkartacağım? Evet. M alanını başka nasıl elde edebilirim? Bu çapa gelmiş ya. Bunun simetriğinde ya da kamera ters gösteriyor. Şunun simetriğinde olmuyor mu? Oluyor hocam. Bunun simetriğinde şuradaki noktayı gösterirsem Şuradan böyle katlamasında M ya da katlamasında şöyle M'yi elde edebilir miyim? Evet. Şimdi benden yarımdan neyi çıkart diyor? Hocam yarım alandan benden bu isteniyor ya. Yarımdan bir daha yazıyorum. 2 M'yi çıkart diyor ya. Sen tüm yarımdan 2 tane M'yi çıkarttığın zaman elinde ne kaldı? Şuradaki tarallı bölgenin alanı kaldı. Bu taralı bölgenin alanını bulmaya çalışacağız biz. E şuradaki uzunluklar da belli. Burada 6 6 bulmuştuk. Burası da 6 6. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. Şimdi burada e, yarı çap uzunluğu 12. Burası da 12. Hocam 90'ın karşı 12, 30'un karşı 6. Burası 60 yaptı. Burası da aynı şekilde 30, 60 yaptı. 6 kök 3 yaptı. Burası da 6 kök 3 yaptı. Sarı bölgenin alanında bu alan, bu alan iki tane ayrı alan. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. Artı bir de bu dilimin alanı. Bu dilimde 60'lık dilim değil mi? Evet. Pi r kare 60 bölü 360 diyeceğiz. Bunlar sadeleşti. 6 kaldı. 144 bölü 6 24 pi yapıyor. Şunlar da gitti. 36 kök 3 artı 24 pi mi yaptı cevap? Evet. Cevabımız o zaman böylelikle 24 pi artı 36 kök 3 yani akçay oldu mu? Oldu. Güzel bir çözüm yaptık değil mi? İstersen ilk çözüm sana ait. ikinci çözüm de şu şekilde. Valla çok güzel bir çözüm. Bak bir yarım artı 2M yazdık ya. Hocam 2 a M, aa, M alanı yok ama şöyle 2M'yi iptal edince bak sarı bölge çıktı. Sarı bölgeyi ayrıyetten bulduk böyle. Bence bu da ufkunu açan çözüm yöntemlerinden biri. Öyle her zaman böyle klasik yollardan çözelim. Şunu yapalım bunu yapalım demeyelim. Bir şeyler de öğrenelim. Bazen çözümden de bir şey öğrenelim. İşte 20. soru da böyle buna benzer bir şey yapmıştık değil mi? 20. soru yanlış hatırlamıyorsam. Bak 27'de. Ee, bu videonun başındaki ikinci soru olması lazım. Tabi ilk soruyu yaptık. ikinci soruda aynı hamleyi yapmıştık. Benzeri bir hamle yapmıştık. Yani bence bu videoda 20 ve 26 gerçekten çok önemliydi. Böyle bakış açınızı değiştiren güzel soru. Evet 26'yı böylelikle akçayı bulduk. Geldik 27'ye. Şimdi taralı bölgenin alanı verilmiş. Taralı bölge için ne yapacağız? Daire kesmesi ya. Daire dilimi oluşturmak zorundayız. Hop daire dilimini oluşturalım daire dilimin alanından şuradaki dilimin alanından bu üçgenin alanını çıkartmam lazım. Öncelikli olarak 30'u kullanalım. Çevre açı var burada. 30'sa gördüğü yay 60. 60 merkez açıdan dolayı burası 60 yapar. Hocam burası da 30 oldu. E bu 90 ve ikiz kenar dik üçgen değil mi bu? Yarı çap yarı çap olduğundan. Yani bunlar da 45-45 mi yaptı? Evet. E hocam bu da zaten yarı çap. Bak şu da zaten yarı çap. Şu eşitliği de koyunca 30 sa 75-75. 180'den 30 çıkart 2'ye böl 75-75 yapıyor. Şimdi ne yapacağız biz burada? yarıçap AC verilmiş mi bize? Verilmiş. AC 6 kök 2. Hocam burası 6 kök 2. İkisi dik üçgenden bu çift çizgi uzunlukları 6 6 oldu. E şimdi olay bitti. Taral alan ne yapacaksın? Hocam dilimin alanından şuradaki dilimin alanından neyi çıkartacağım? Şu üçgenin alanını çıkartacağız kardeşim. E tamam dilimin alanından üçgenin alanı çıkartalım. Dilimin alanı 30'luk dilim. Pi R kare 30 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Şuradaki sarı üçgenin alan çıkartacağım. Hocam 6 burası. Şurası 6. Burası 6. Aradaki açı da var. 30. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2'den çıkartabilirsiniz. Ya da 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 kullanacağınıza tabanına ait yüksekliği çiz kardeşim. Şöyle bir yükseklik çiz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 değil mi? Evet. Hocam burası da 6 ya zaten. 6 çarpı 3 bölü 2 zaten üçgenin alanı yapıyor. Niye sinüsle uğraşacağız değil mi? E hocam Burası 12 yaptı. 36 ile 12 sadeleştir. 3 yaptı. O zaman burası 3 pi eksi 18 bölü 2. 6 çarpı 3. 18 bölü 2. 9 yapıyor. Cevabımız o zaman 3 pi eksi 9 yaptı. Yani cevap Akçay yaptı. Örnek 27'de. Geldik örneğe ki 28'e. üç noktaları A ve B olan bir ip. Şekil 1'de yarı çapı 8. Birim olan CD kirişine. CD kesinden. <laughs> Neyse kirişinden kesilmiş daire etrafında gergin şekilde sarıldığında x birim artmaktadır. He. 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 Şimdi ben bunu böyle ne yapıyorum? Şunun etrafına sarıyorum böyle ipi. Sardıktan sonra x birim şöyle artıyor. He. O zaman ipin uzunluğunu ne diyeceğiz? Şunun çevresi artı x diyeceğiz ipin uzunluğu. Aynı şeyi de şunlar böyle kesilmiş ya. Bunun çevresine konduğunda diyor bu şekilde o zaman ip de y birim artıyor diyor. E tamam. O zaman ipin uzunluğu da şunun çevresi artı y diyebilir miyiz arkadaşım? Evet diyebiliriz. O zaman yukarıya ben işlemi yazacağım arkadaşım. İpin uzunluğu şunun çevresi. Tamam. Şimdi güzellikle yazayım. Şunu şöyle güzellik güzel güzellik güzel güzel koyayım şöyle. Şöyle şu ipin uzunluğu artı x. Burada da şu ipin uzunluğu artı y şeklinde olacak. Geldi sardık sardık sardık. Bu da böyle gitti. Artı y şeklinde oldu. O zaman ipin uzunluğunu bulalım şimdi. Yarı çapı 8 birim olan cd kirişi. Yarı çapı 8 birim olan cd kirişinden etrafında gergin bir şekilde sarılmış. Tamam. Aynı ipte şekil 2'deki yarı çapı 6 birim olan ef ve gh. Yarı çapı 6 birim olduğunu söylüyor burada. Şimdi CD'yi 8 köküç vermiş. Hocam 8 köküç mü? Çok güzel. O zaman burada hop yarı çap 8 değil miydi? Aynen öyle. 8, 8, 8 köküç 30, 30, 120 üçgeni geldi. O zaman burası 240'lık dilim yaptı. Şimdi bu ipin uzunluğu ne oldu? 240'lık dilim artı 8 köküç. 8 köküç artı 240'lık dilim. Yazıyorum. 8 köküç artı 240'lık dilim. 2 pi r yarı çap 8. E, çarpı 240 bölü 360 artı. Bak şunu yazdım. 8 yazdım. Sonra 240'lık dilim yazdım. Bir de x'i yazacağım. Artı x'e eşit. O da şu. Evet g, e, f'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Burayı da 6 köküç vermiş. Tamam ne güzel. yarıçap çap 6'yı da hocam en güzel çizim yarıçap yarıçap, yarı, çap, yarı çap. 6 6 6 köküç. O zaman burası 120 dilim yaptı. Hocam bu da 6 6 değil mi yarıçaplar? Evet 6 6. Eşkenar üçgen çıktı burada e, ee, o zaman elimizde ne var? 6 var 6 köküç var. Şimdi şuraya gelelim. İpin uzunluğu aynı zamanda 6 artı 6 köküç artı. Hocam bu yay uzunlukları da olacak. Bir de y olacak. Y'yi yazayım şuraya. Y artı yay uzunlukları. Yay uzunlukları da ne olacak? Hocam şu açılar yok ki. Bilmiyoruz ama açıları. En azından açılar toplamını biliyoruz. Şu ikisine bakar mısın? 120 değil mi? 120 artı 60 değil mi? 180 değil mi? Evet. Hocam bu açılar toplamı da 180 yaptı. Alfa artı beta. E 180'lik yay o zaman burası. 180'lik yay demek yarım yay demek değil midir? Evet. Yani 2 pi r yarı çapı. 2 pi r yarı çapı 6 ya. 180 bölü 360 hadi. 180'lik yay olduğunu söyleyeyim şurada. İşte direkt bölü 2 demeyeyim. İşte bunlar her ikisi de ipin uzunluğu birbirine eşit. Bizden de y eksi x deniyor. O zaman ben x'i buraya atacağım. x'i buraya atacağım. O zaman x'i buraya attığımda y eksi x burada kalıyor e, ee, o zaman bütün sayıları da buraya atacağım şimdi. Hadi bakalım. Burada 8 kök 3 kaldı. Hocam 6 kök 3 buraya geçince ne geliyor o zaman? 8 kök 3 eksi 6 kök 3'ten 2 kök 3 geldi mi elimize? Geldi. O zaman kök hallettik. Sonra burası sıfırlar at. 8'e bölsen e, pardon. 4'e bölsen, e, e bölsen 6. 4'e bölsen 6. 4'e bölsen 6. 4'e bölsen 9. E, hocam 2'ye böl, 3'e böl 2, 3'e böl 3. Sadeleşen yok. Ee, 2 kere 8 16 16, 32 32 pi bölü 3 mi yaptı burası? Evet. Şimdi yukarıda 32 pi bölü 3 kaldı. 32 pi bölü 3 kaldı. Sonra burada şunlar şunlar gitti. 2, 12, şu gitti. 6 pi mi kaldı? 6 pi'yi de öbür tarafa atacağım. Eksi 6 pi. O zaman 6 kere 3 18. 32'den 18 çıkınca kaç kalıyor? 14 mi kalıyor? Evet 14 kalıyor. O zaman burada 14 pi bölü 3 kaldı. Pi'leri de hallettik. Sayı olarak da başka bir şey var mı? 6 da var burada. Bir de 6'yı da öbür tarafa attınca eksi 6 mı yapıyor? Evet. Yani örnek 28. Şöyle bir şey geldi. Bak 14 pi bölü 3 2 kök 3 eksi 6. 14 pi bölü 3 2 kök 3 ve eksi 6 var mı? Var. Yani cevap E dremit yaptı. Bir an korktum çıklarda çıkmayacak diye. Ama güzel bir soru ya. Şu ip böyle sarıldığında x santimetre daha fazla dışarıda kalıyor. Y daha fazla dışarıda kalıyor. Ve bu da güzel bir soru aslında. Yıldız hak eden soru. Böyle ne bileyim daha da böyle düzenlenip böyle cevabın daha hoş çıkabileceği bir sayılarda sayılara da uyarlanabilir aslında. Bu gerçekten hoş güzel sorulardan biriydi. Örnek 28 Edremit oldu. Ve geldik sanırım. Evet son soruya. Hira aşağıda verilen çeyrek dairenin İçerisine uzun kenarı 8 santimetre kısa kenarı 1 santimetre olan dikdörtgenleri şekildeki gibi yerleştiriyor. Bir kere alt tarafa kaç tane dikdörtgen yerleştirdiğini ben sana bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bulabilir miyiz? Yarı çap belli mi? Hadi yarı çap da belli olsaydı keşke ya. Dur bakayım. Şimdi dur bakayım. 8 BD uzunluğu 2 birim demiş. Hmm. 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 Arkadaş şimdi burası 1 1 1 1 diye gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi burada x tane dersem şimdi burada daire içindeki dikdörtgenler dışında kalan bölgelerin alanı toplamı nedir diye soruluyor. Evet. Şekildeki gibi konulmuş. Arkadaş ben buraya şurası kaç birim? 8 birim değil mi? 8 birim. Şurası 90 mı? 90. En etkili silahımız yarıçap mı? yarıçap? çap. Al sana yarıçap çap deyip yarı çapla bulacağız mı? Bunu bulacağız. Peki hocam şu uzunluk 8 burası. Buranın kaç olduğunu biliyorum ben. Buranın bir şey olduğunu bilmiyorum ben. Ama bak bu yarıçap mı? yarıçap? Şuraya ben bir x uzunluğu dersem. Hocam şurası x iken bak yarı çap uzunluğu ne oldu? Bak şuraya kadar x dedim ben. x. Burası da 2. x artı 2 olmadı mı yarı çap? Evet. Hocam burası x artı 2 oldu. Vay. 8 x x artı 2. Ne üçgeni? 8 15 17 üçgeni değil mi arkadaşım bu? Evet. 8 15 17 üçgeni. Çok güzel. Şurası 15. Hocam o zaman 1 1 1 1 1 1 1, 1 böyle 15 ise burası. Bu alt tarafta 15 tane dikdörtgen var. Evet. Sonra ne diyor? Sonra üstten de bu şekilde yine dikdörtgen konulmaya devam ediyor. Sonra üstünden de bu şekilde dikdörtgenler konulmaya devam ediyor. Arkadaş bir kere e, yarı çapı 17 mi bulduk? Evet. Burası 8'ken. Burası da 8 olur. Bunun üstüne bir tane daha dikdörtgen koyamam. Çünkü buraya ne kaldı? 1 kaldı. 8, 8, 16, 1 kaldı. Bunun üstüne bir daha 8'lik bir dikdörtgen koyamam. O yüzden dikdörtgeni koyacaksam bu şekilde şuraya koymaya devam edebilirim. Ancak ancak bu sırada bu şekilde böyle koymaya devam edebilirim. Peki buraya kaç tane dikdörtgen koyacağım acaba? Eğer ben dikdörtgen sayısını bulursam buna göre daire içindeki dikdörtgenlerin dışında kalan bölgelerin alanları toplam isteniyor. Yani bu çeyrek dairenin alanından dikdörtgenlerin alanını çıkartacağım. 15 tane dikdörtgen aşağıda var. Üstteki dikdörtgen sayısını da bulmam lazım. Bu dikdörtgenleri böyle böyle koyacağım. Hocam bu dikdörtgenleri böyle böyle koya 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 koya. En son belki buraya kadar geleceğim. Ama belki bu, en son koyacağım dikdörtgen böyle yapışık olarak gidecek ya. Belki oraya gelmeyecek. Yani belki nereye gelecek en sonki dikdörtgenin şuraya da gelebilir. Bak dikkat et. Çok güzel bir yorum yapacaksın. En sonki dikdörtgenin şuraya da gelebilir. Çünkü buraya koydun ya. Sonra bir daha dikdörtgen koyacak olursan eğer. Dur bir dakika. CTRL-Z. Sonra bir daha dikdörtgeni buraya koyacak olursan böyle. Bak bunun yanına CTRL-C, CTRL-V yapayım. Bunun yanına koyduktan sonra belki dışarıya taşıcak değil mi bu? O yüzden belki senin dikdörtgenin en son buraya gelecek. Tamam. E o yüzden bunu yorumlayalım biz şimdi burada. Onu yorumlayıp ona göre işlem yapalım. Şimdi farz edelim. Şimdi yarı çap uzunluğunu da kullanacağız ya. Farz edelim bizim dikdörtgenimiz en son şuraya gelsin. Tamam. En son buraya gelsin. En son buraya geldiğinde o zaman biz yarı çapı yine çizecek olursak. Yarı çap burada 17 ya. Hocam burada da dikdörtgenden dolayı şöyle bir dik üçgen çıkıyor. Burası da 16 ya. Ee, şuranın kaç birim olduğunu bulabilirim. Yani 17'nin karesi eşittir 16'nın karesi artı a kare. Yani 17'nin karesi eksi 16'nın karesi eşittir a kare yaptı. 17 eksi 16'ya 17 artı 16 yaptı burası. A kare uzunluğu yani burası 1 yaptı burası da 33 yaptı değil mi? 7, 14, 33 yani a'yı da böylelikle 43 buldum. Arkadaşlar bu böyle tek tek bir 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 santimetre bir santimetreydi ya demek ki bu a tam olarak buraya denk gelmiyor yani ne olacak kök 33 olacak yani bizim eleman şöyle bir şey olacak en son bak şuralara bir yerlere dur bir dakika şuraya bir e, şey yapayım bu eleman buraya değil de şuraya bir yere gelecek arkadaşlar şuraya bir yere gelecek şöyle bir yerlere gelecek çünkü en son bir daha yaptığımızda bu dışarı çıkmış oluyor. Peki arkadaş bu ağrım ben en azından şöyle kök 33. Yani şuradaki uzunluğun kök 33 olduğunu buldum ya. Kök 33 bir 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 kaç tane bir koyabilirim kök 33'e kadar. Hocam kök 33 ne arasında? Kök 33 kök 25 ile kök 36 arasında değil mi? Evet yani kök 25 nedir? 5'tir. Şimdi bu nedir? 6'dır. Hocam 6 yazarsam dışarı taşar 33'ten büyük olur. O yüzden burada da 5 yani 5 sayısı yani kök 33'ten küçüğü 5 ya. Buraya 5 birim uzunluğu elde edebilirim. 5 birim uzunluğu demek 5 tane dikdörtgen demek değil midir? Evet burada yukarıda 5 tane dikdörtgen olacak. Aşağıda da zaten 15 birim olduğu için burada 15 tane de burada dikdörtgen var. Yani toplamda 20 tane dikdörtgen mi oldu? Evet. 20 tane dikdörtgen oldu elimde. E o zaman ne yapacağım? Evet, o zaman ne yapacağız? Bizden dikdörtgenlerin arasında kalan bölgenin alanı isteniyor ya. Pi 17'nin karesi bölü 4. Çeyrek dairenin alanından 20 tane dikdörtgenin alanına 1 çarpı 8'i çıkartacağız arkadaşım. Yani bu 289 pi bölü 4. Eksi 160 mı yaptı? Evet. Yani cevap böylelikle ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bu da güzel bir soru arkadaş. Gerçekten çok güzel bir soru. Burada kök 33'ü bulup da kök 33'ten düşük bir sayı 5. Buraya 5 tane 1 sığdırabilirim. Yukarıda 5 tane dikdörtgen aşağıda da kaç tane 15 tane dikdörtgen toplamda 20 tane dikdörtgen olması da sorulabilirdi. Değişik versiyonları sorulabilir. Bak bunun yukarısına bir daha dikdörtgen koyamıyorum. Çünkü burası bir birim çıkmış. O Bunlar bile sorulabilir arkadaşlar. Her şey sorulabilir burada. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru. Hatta 2 yıldız hak eden bir soru. Gerçekten hoş çok hoş çok hoş çok hoş, mükemmel. Evet örnek 29'u da böylelikle Denizli bulduk mu? Bulduk ve çok güzel sorular çözdük. Gerçekten çok hoş sorular çözdük. Ufkumuzu açtık ve çember ve daireyi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders nereye başlıyoruz? Prizmalara başlıyoruz. Prizma ve silindire başlıyoruz. Katı cisimlere başlıyoruz yani. O zaman ne diyoruz? Katı cisimler tekrarında görüşmek. Yani 15. gün mü? Evet 14. günü hallettik. 15. günde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. 我是这个。